Yakın plandan iyi akşamlar. Siyasetin gündemi hareketli. AK Parti ve seçim hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan da muhalefetin cephesinde aday tartışmaları devam ediyor. İyi Parti lideri Meral Akşener 2 Ekim'e tarih verdi adaylık açıklaması için. Bu önemli bir gelişmeydi. Bir yandan da sıcak bir gelişme var. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu Nisan ayındaki bir konserinde İmam Hatip mezunlarına yönelik bir ifadesi nedeniyle tutuklandı. Bunu da konuşacağız. Konuklarımızı size takdim etmek istiyorum. İhsan Aktaş stüdyomuzda Genel Araştırma Başkanı ve uzaktan bağlantıyla Ali Saydam Yeni Şafak gazetesi yazarı, Ufuk Kuras akademisyen siyasetçi yayınımızda olacak. Hoş geldiniz diyorum tüm konuklarıma. Ayrıca bir sıcak bağlantımız var. Gülşen Çolakoğlu tutuklandı dedik. Emirhan Ergen, NTV ekibinden Emirhan Ergen, Çağlayan Adliyesi'nde bizi bekliyor. Emirhan, nedir son gelişme? Bakırköy cezaevine götürülecek denmişti Gülşen Çolakoğlu. Gitti mi? Nedir son durum orada? Evet Erhan, hiç kuşkusuz günün en sıcak, en fazla konuşulan konularının başında geliyordu. Gülşen dakikalar önce suç ceza hekimliğince tutuklanmasına karar verildi. Şu anda adliyede henüz işlemleri tamamlanmadı. Yaklaşık bir saat sonra şarkıcı Gülşen'in Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Ve bu işlemlerin tamamlanmasının ardından da Bakırköy Kadın Cezaevi'ne sevk edilecek Gülşen. Şimdi olayı çok kısaca hatırlamamızda fayda var. Gülşen 30 Nisan'da bir konseri sırasında İmam Hatiplilere yönelik bazı ifadeler kullandı. Bu görüntüler geride bıraktığımız gün sosyal medyaya düştü ve sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi. Ve sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen'le ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmaya neden olan suç şu: halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama. Ve bu soruşturma başlatılmasının ardından Gülşen evinden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyete getirildi. Buradaki ifadesi 4 saat boyunca devam etti şarkıcı Gülşen'in. Buradaki ifadesinde Gülşen o gün yaşanan olayı anlattı ve o gün Gülşen'in ifadesinde şu kelimeleri kullandı. Özellikle orkestrasında Miraç isimli bir kişinin olduğunu, bu Miraç isimli kişinin lakabının imam olduğunu ve o gün Gülşen'in orkestrasına yönelik beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın demesi üzerine orkestradan kendisine seni imam taşısın şeklinde bir cevap geldiğini söyledi ve bu ifadelerinde tam da bu konuşma minvalinde gerçekleştiğinin altını çizdi Gülşen. Herhangi bir şekilde konsere gelen kişilere ya da medyaya yönelik bir hitabının olmadığını da belirtti ve üzerine atılı olan suçları kabul etmediğini söyledi. Gülşen emniyetteki o 4 saatlik ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Burada savcılık ifadesi yaklaşık 1 saat boyunca devam etti. Gülşen savcılıkta ifadesini değiştirmedi. Yani emniyette ne söylediyse yine savcılıkta da aynı şekilde ifadesini verdi ve üzerine atılı olan suçları kabul etmedi. Ve savcılık Gülşen'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ve burada da Gülşen'in tutuklanmasına karar verildi. Gülşen tam da bu noktada aslında bugün itibariyle sosyal medyadan bir açıklama da yaptı. Gülşen o açıklamasında özellikle herkesten, incittiği herkesten özür diledi ve şu ifadeleri kullandı. Eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum ifadelerini kullandı Gülşen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Gülşen'in avukatı Emek Emre az önce Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Burada o da bir açıklama yaptı. Avukat Emek Emre yaptığı açıklamada özellikle tutuklama kararının orantısız olduğunu ifade etti ve yarın sabahtan itibaren gerekli mercilere ve makamlara itirazlarını gerçekleştireceklerini söyledi Gülşen'in avukatı. Şu anda hala daha Gülşen adliyede henüz işlemleri devam ediyor. Yaklaşık bir saat sonra Gülşen'in Bakırköy Kadın Cezaevine sevk edilmesini bekliyoruz. Evet, NTV ekibinden Emirhan Ergen son gelişmeleri aktardı. Cezaevine götürülecek Gülşen Çolakoğlu şarkıcı. Biraz bu konu üzerinde konuşalım istiyoruz. Konuklarımıza mevcut durumu soracağız. İlk olarak Ali Saydam'a sormak isterim. Sayın Saydam, Nisan ayında yapılmış bir konuşma var. Toplumun bir kesimini, İmam Hatipliler üzerine bir kesimini halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
suçlamasıyla tutuklandı Gülşen Çolakoğlu. Ne dersiniz, bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Tabii konu yargıda ama biz tabii kamuoyuna yansıyan kısmıyla değerlendirmek isteriz. Buyurunuz efendim. Efendim, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hem İhsan Aktaş Bey'e hem Ufuk Bey'e hayırlı akşamlar diliyorum. Seyircilerimize de saygı selamlarımı sunuyorum. Burada biz iletişim konusunda eğitim alırken yıllar önce sunum teknikleri özellikle konusunda bize derlerdi ki, çok önemli üstüne durulardı. Espri yapacaksanız dahi şuna dikkat edin. Belli bir grubu hedef almayın. Yani Fenerbahçeliler üzerine espri yapmayın. Belli bir etnik grup üzerine de fıkra anlatmayın, espri yapmayın. Yani her ne kadar çok hoşgörülü olsalar da ille de bir Karadeniz fıkrası anlatacağım diye tepinmeyin. İşte bu etnik gruplara da olmaz. İşte meslek gruplarına da dikkat edin falan. Böyle derler. Peki kimle dalga geçeceğiz, kimle espri yapacağız? Kendinizle dalga geçebilirsiniz demişlerdi. Şimdi bu popüler sanatla ilgili olanlar, popüler sanatçıların uluslararası terminolojide, yani daha çok Anglo-Sakson dilinde türemiş olan bir deyimle publicity dedikleri şey çok muhtaçtırlar ve kullanırlar. Çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. İki kenarı keskin bir bıçak gibidir. Publicity medyada görünürlük demektir. Medyada görünürlüğü sağlamak, adından söz ettirmek için çeşitli şeyler yaparlar ve orada frenler patlayabiliyor işte. Bu nedenle belli bir meslek grubuna veya belli bir eğitim kurumuna hedef alıp yüzbinlerce, milyonlarca insanı aşağılamak veyahut da işte onlara hakaret etmek gibi bir duruma düşme ihtimalini böyle bir sahneye çıkan, sahnesi olan ve de halk tarafından tanınan bir popüler sanatçının bilmesi ve buna göre davranması gerekir. Davranmazsa ne olur? Yani şu anda Türkiye'deki akademisyenler şöyledir desek biz, Ufuk Bey'e ayıp olur yani. Veya işte Türkiye'deki televizyon sunucuları şöyledir, böyledir diye bir hakaretamiz kavram kullansak, bu size karşı yapılmış ve sizin gibi meslektaşlarınıza yapılmış büyük hakaret olarak kabul görebilir. Şimdi bu, yani hakikaten yani kendisinin hani LGBT'nin bayrağını sallaması da mesela bir publicity olayıdır. Yani kendisinin böyle LGBT, E, Q, E falan bir sürü harf var orada da. Onlarla ilgili böyle ciddi bir ideolojik ve toplumsal duruşun olduğunu zannetmiyorum. Ama orada eline verdiler herhalde o bayrağı. O bayrağı sallayarak adından söz ettirmesi de bunun bir parçası. Böyle bir yola girdiğiniz takdirde ayağınız tökezlenebilir ki bu sefer ciddi bir ağır tökezlenme söz konusu. Bunun bedeli tutuklanma mıdır, hapis cezası mıdır, nereye kadar gider bilemem. Hukuki karşılığı nedir bilemem. İlk burada bir sürü İmam Hatip mezunu, ondan sonra akademik kariyer yapmış veya işte toplumun çeşitli katmanlarında görev alan insanları bugün onların neler hissettiğini düşündüğüm zaman bu konuda şahsi bir ceza veya bir şey düşünmeye çalıştım açıkçası. Fakat insan hakikaten infial duyuyor. Fakat bunun böyle bir tutuklama noktasına kadar gelmesi zaruri midir ve de bu bir yasal sürecin bir parçası mıdır? Onu hukukçuların takdirine bırakmak lazım Erhan Beyciğim. Peki, teşekkür ederim. İhsan Bey, siz neler söylersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya öncelikle baktığınız zaman yani Türkiye'de nefret dilinin bir geçmişi var. Yani zaman zaman ideolojik kesimler, zaman zaman devletin, toplumun bir kesimine karşı devlet dili kullandığı belli. Yani eğer konu muhafazakarlıksa, muhafazakarlarla alakalı kullanılan bir kelime bugünüyle anlam kazanmıyor. Şöyle düşünün, yani tek parti döneminde Kur'an kursları kapatılmış, din eğitimi yasaklanmış. Aslında bu Batı hegemonyasının, kültürel hegemonyasının da etkisiyle bu ülkede Türk'ü aşağılamak, dindarı aşağılamak, muhafazakarlığı aşağılamak neredeyse o kadar sıradanlaşmıştır ki bazen siyasetçi de ağır bir dil kullanabiliyor. İşte sanatçı da aynı dili ya da
köşe yazarlarda. Geçtiğimiz haftalarda çok da böyle gerçekten dili düzgün, yani siyasette böyle naif olan bir politikacı, şeyle ilgili bu askeri bir şeyin ismi tam aklıma gelmedi. İşte Adnan Tanrıverdi ile alakalı, yani kurumun adı aklıma gelmedi. Kılıçdaroğlu kapısına yürüyüş yapmıştı. Şey değerlendirme yapıyor. Ya direkt adam dindar ya, geçmişinde din var ya, asker olabilir, polis olabilir, başka. Direkt meczup diye işe girdi. Dedim ki ya Ertuğrul Bey'in de dili bu olacaksa artık Türkiye'de biz dili nasıl kontrol edeceğiz? Ben de orada şunu söyledim. Ya bu ülkede yani yıllardır, 10 yıllardır dindara, muhafazakara, Türkiye, Anadolu'yu hakaret etmek çok sıradanlaştı. Tepkisi de yoktur. Yani Türkiye'de bir muhafazakara hakaret ettiğiniz zaman, aşağıladığınız zaman o onu bugünkü cümleyle ya da işte o sanatçı hanımefendinin bir cümlesiyle değerlendirmiyor. O 70-80 yıllık kimle beraber değerlendiriyor ve bundan keyif alan bir kesimin olduğunu da otomatik olarak düşünüyor. Sadece bir sanatçı çıkmış bir cümle kurmuş. Hatta şöyle de enteresan bir şey var. Son zamanlarda mesela işte Twitter'da, Facebook'ta ya da bizimle beraber siyasi tartışmalara çıkan insanlar yargılanacaksınız diyor. Peki konu ne? Yani yarın iktidar gidecek, iktidara biz geleceğiz. Yargılanacaksınız. Bence burada yani şeyi sanatçının söylemini de kendisini de çok büyütmeye gerek de yoktur. Yani nihayetinde popüler bir sanatçı. Onu alkışlayanlar da vardır, sevenleri de vardır. Fakat nefret dilinin bu toplumda kimden gelirse gelsin, ister siyasilerden, ister sanatçılardan, ister sokaktaki insanlardan nefret söyleminin bir karşılığının olması lazım, hukuki karşılığının olması lazım, toplumsal karşılığının da olması lazım. Ya Ufuk Bey de Ali Bey de bilirler, yıllar önce bir TRT sanatçısı, türkücü, aynı zamanda da program sunucusu Alevilerle ilgili bir cümle kullanmıştı. Nihayetinde hayatı karardı, bence kararması da lazım. Siz eğer toplum temsiline çıkıyorsanız, sahne alıyorsanız bu toplumun bütününü kuşatacak bir kelime dağarcığı, zenginlik ve bir ön yargı koymadan da bir dil kullanma zenginliğinizin olması lazım. Bence nefret diline yatkınlığı olanlar toplumun huzurunda temsil pozisyonda olmamaları lazım gelir diye düşünüyorum. Ha, Türkiye bir hukuk devletidir. Yani cürmü olan cezasını çeker ve bu sosyete davalarıyla sokaktaki insanın davalarını da birbirinden ayrıştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Hele toplumun önüne çıkanlar, toplumu temsil edenlerin vasat toplum ortalamasına göre daha saygın kişiler olduğunu varsayacak olursak, toplum ortalamasına göre daha dikkatli, daha özenli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bence bu büyük yaralamıştır. Yani Türkiye'de milyonlarca İmam Hatip mezunu insan var. Ve dedeleri tek partinde zulüm görmüş insanlar bunlar. Sıradan da milyonlar değil bunlar. Dolayısıyla alınganlığı da normal görüyorum. Ben de hukuk konusunda Ali Bey gibi düşünüyorum. Hukukun kendi ölçeği vardır, kendi muhakeme kültürü vardır. O kendi kararını verir. Ama ben yadırgıyorum. Yani kınıyorum da, onu da söyleyeyim. Evet, Ali Bey biraz iletişim tercihlerinden bahsetti. İletişim kazasına dem vurdu değil mi efendim? Yanlış söylemiyorum. İletişim tercihlerinde de hatalar var şeklinde yorumladınız. Doğrudur değil mi efendim? Ya sanki şöyle, evet, yani arsızlığın fazilet olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bazı tiyatrolar falan filan da var. Yani bilmiyorum, hani anne babalar çocuklarına onu izletiyorlar mı? Küfürle, sövmeyle başlayıp ve sövmeyle biten tiyatrolar var. Bunları bu toplum nasıl hazmedecek, onu merak ediyorum. Ya arsızlığın popülerleşmesi ya da arsızlığın fiyakalı ve marka haline gelmesi çok da sağlıklı değil. Ali Bey'den söz çalmış gibi oldum ama kusura bakmayın. Peki, teşekkür ederim. Sayın Uras, siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? Çok üzücü bir durum. Yani böyle bir ifade de üzücü. Bu işin tutuklanmaya kadar gelmesi de son derece üzücü. Belli ki münasebetsiz bir şakalaşma olmuş. Ben ardından gelen bu özür beyanında son derece ikna edici buluyorum. Umuyorum yakın bir tehdit gibi unsurlar olmadığı için yapılan itiraz da gerçekleşir ve tutukluk hali kalkar. Çünkü burada niyet de önemli. Özür metnine baktığınızda maksadı aşan bir durum ve bir pişmanlık olduğunu görüyorsunuz. Zaten 5 ay önce olan bir vaka nedeniyle kamuoyunun haberi yok. Yani bu hafta içerisinde, birkaç gün içerisinde bu haber kamuoyuna yansıyınca
sosyal medyaya yansıyınca bir halkı kin ve düşmanlığa sevk etme durumu mu olmuş oluyor? Yani yasaların bu kadar sert uygulanması da tuhaf. Bence İmam Hatip Liseliler, yani dernekleri çok güzel bir açıklama yaptı. Dediler ki kamuoyunun takdirine bırakıyoruz bunu. Son derece soğukkanlı bir açıklama. Zaten karşı tarafta bu pişmanlığı beyan etti. Dolayısıyla konunun uzamayacağını temenni ediyorum. Çünkü çok tutuklama hakikaten çok ağır bir karar. Bu pişmanlık beyanı da bence önemli. Yani Montesquieu'nun kanunların ruhundan beri biliyoruz ki bu meselelerde niyet, amaç vesaire önemli. Ya burada bir maksadı aşma durumu olmuş. Umarım yapılan itiraz da sonuçlanır. Toplumun hakikaten bir arada yaşama kültürü, birbirimizin değerlerine saygı duyma önemli. Buradan umarım herkes gerekli dersleri çıkarır önümüzdeki süreçte. Peki, teşekkür ederim. Ali Bey, şunu da sormak isterim. Sosyal medyada özellikle son dönemde Twitter'da konuşulan konuların sürekli yargıya taşınması konusu gündemde. Yaklaşık olarak 4 ay önce yapılmış bir açıklama. Yani Nisan ayında bir konserde yapılmış bir açıklamanın 4 ay sonra sosyal medyaya düşmesinin ardından böyle bir olay tutuklamaya kadar vardı. Bunu nasıl yorumlarsınız efendim? Erhan Bey, valla zaman aşımı denen bir şey hakaret, itibar hırsızlığı ve itibarsızlaştırma konusunda geçerli olmuyor. Yani eğer bu yansımamış olsaydı belki bir etki de oluşmazdı. Ufuk Bey gayet doğru tespit etti, yani bu kamuya yansımadığı sürece bir topluma karşı işlenmiş bir suç olarak da algılanması söz konusu olmayacaktı. Şimdi ama bu böyle, yani mürür zaman gibi bir şey bu tür olaylarda söz konusu olmuyor anladığım kadarıyla. Ve biz gene kendi uzmanlık alanımızdan konuşacak olursak şöyle ifade edebilirim. Yani biz hasar var mı yok mu ona bakarız. Hasar varsa kriz var demektir. Yani ortada rencide olmuş, hakikaten milyonlarca genç ve ileri yaşlarda insanlar varsa ve de bu insanlar hakikaten çok ciddi bir itibar sarsıntısı geçiriyorlarsa ve böyle hissediyorlarsa, o zaman bu nereden başladığı falan hiç önemli değil. Fakat sosyal medya konusunda yanılmıyorsam işte sonbaharda tekrar gündeme gelecek ve meclise sunulacak. Yani sosyal medya konusunda sınırsız sorumsuz bir ortamın varlığı beni hakikaten ürkütüyor. Ben şahsen muhatap olmuyorum böyle şeylere, pek başıma gelmiyor ama çok insanın başına geldiğini biliyorum, görüyorum. Sutre gerisinde belli olmayan müstahar isimlerle saldırıların ucu ucağı olmuyor ve de hakaretin çeşitlileri devreye girebiliyor. Bu sorunuz içinde bu da vardı. Onun için onu da arz edeyim dedim Erhan Bey. O nedenle bu sosyal medyanın bir sosyopatlar cenneti olmasına izin vermemesi lazım toplumun ve toplumla ilgili çeşitli kararlar alma yetkisini kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Burada müdahale edilmesi şart. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Eşitlik sağlanamaz ama adalet sağlanabilir. Ve de sosyal medyanın bu insanları gizlediği, sakladığı ve de o saklandığı yerden de herkese saldırabildiği ortamın bir şekilde zaptırapta alınması lazım. Buna zaptırapta almış olan ülkeler var. Modelleme de zaten oradan yapılmış bildiğim kadarıyla. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa'dan alınan örneklerle ilerleniyor. Bu hanımefendinin diyeceğim yaptığı bu büyük hatanın yansıması da gene sosyal medya vasıtasıyla olmuş vaziyette ama orada da gene yayılmasını neden yayılıyor diye de yargılayamayız. Bir kere ortaya çıkıyorsa yapacak bir şey yok. Peki, teşekkür ederim. İhsan Bey, siz ne dersiniz? 4 ay sonra sosyal medyaya çıkması ve ardından da bu sürece gelinmesi. Çünkü bu sosyal medyadaki bir takım
karşı karşıya gelen kesimlerin, görüşlerin yargıya yansımasını defaatle gördük. Bunu nasıl yorumlarsınız efendim? Yani çok böyle yani Ali Bey olsa belki örnek vermeyeceği bir alandan ben örnek vereyim. Şimdi Türkiye'de dini düşünce ve işte alim dediğimiz bazı insanların yıllar önce yaptığı yayınlar vardı. Bunlar bazı dini görüşlerini işte ya fetva düzeyinde ya da görüş düzeyinde işte daha önceden kayda almışlar. Sosyal medyadan da yayınlamışlar. Bir sene önce, iki sene önce, beş sene önce. Ve mesela mantık silsilesinde de bir konuyu uzun uzun anlatıyorlar. Ya işte bir sorunun cevabı 20 dakika sürdü diyelim. 20 dakikanın içerisinde de yine aslında gelenekten de kopmadan, yani ifade hatalı da olsa, bir dini fetva ya da bir cümle kullanıyor kişi. Diyelim 10 yıl önce kullandığı bir video şeyin yayınından dolayı linç edilebiliyor. Ha, dikkat ediyorsunuz, şimdi aynı hocalar ya da sosyal medya yayını yapanlar yeni dilde bu hataları yapmıyorlar. Niye? Çünkü artık kimse kapalı kapılar ardında konuşmuyor. Kimse işte karanlık oda tabir edilen yerlerde konuşmuyor artık. Herkesin konuşmalarının, işte kuracağı cümlenin, atacağı tweetin ya da medyaya vereceği bir demecin bir medyada karşılığı var. İki, sosyal medya diye bir olgu var ki normal insanlar bile zaman zaman linçe uğruyorlar. Dolayısıyla sanatçılar, hele yani nihayetinde mesleği nedir? Şarkı söyleyecek, sahne alacak ve bu sahneden para kazanacak. İşte LGBT bayrağını niye açtı? Daha çok konuşulayım, daha çok tartışılayım, daha çok kazanayım. Yani nihayetinde kazancını mesleği üzerine bina etmiş birisinin herkesten 100 kat daha fazla olması lazım. Bir felsefeci ben öfkelendim bir cümle kurdum diyebilir. Ya da siyasetçi bazen kontrolden çıkabilir. Ama nihayetinde sanatçıdır. Sanatçının işi nedir? Daha çok kitlere ulaşmak, daha çok kendini tanıtmak. Onların herkesten çok dikkat etmesi lazım. Yani burada artık sosyal medya bir vakaysa, 10 yıl önceki meseleler de insanların önüne çıkıp gelebiliyorsa, sosyal medya kurulmadan önce bir mesele olsa da bugün gelse konuşulsa bunu yatsıyabiliriz. Ama hepimizden daha çok sahne alan insanların, biz de medyadayız, yani bizim de azami derecede dikkat etmemiz lazım. Hem kendini doğru ifadelendirip hem de kimseyi rencide etmemen lazım. Fakat şöyledir, ben hani bu sahnede kullanılan cümlenin belki de kendisinin bu kadar rencide ediciliği olmayabilir ama millet onu geniş bir tarihle, bugüne kadar bu Anadolu insanına yapılan bütün hakaretlerle birlikte ele alıyor. Ki o da işte eskiden çok kolay olduğu için, çok kolay yapıldığı için ben bunu çok iktidarla da ilintilendirmiyorum. Yani nihayetinde bu toplumun hangi kesimine, hangi tarafına bir ötekileştirme, nefret dili kullanırsanız bu karşılığı görürsünüz. Bu sosyal medya vakasıyla birlikte yaşayacağız ama bu şuna da fırsat vermemeli. Her sabah kalkan trollerin işte bir başkasını linç ettiği duruma da fırsat verilmemeli. Ben de sosyal medya yasasının bir önce çıkmasından yanayım. Nihayetinde bütün kurumların, kişilerin hayatları bir hukuka bağlıysa, nihayetinde devlet düzeni de, toplum düzeni de bir hukuk sistemiyle ve hukuk sistemin içinde yaşar. Ama sosyal medyada bir heyula var ve troller ya da parayla çalışan insanlar ya da birileri adına fedailik yapan insanlar orada rahat etsin diye sosyal medyanın hukuk teminatı altına alınmasını özgürlük kısıtlaması olarak yorumlamıyorum. Zaten Türkiye'de bu özgürlük meseleleri nedense bir türlü yerlerini oturtamadı. Bugün yine sosyal medya üzerinden bir örnek vereyim. Twitter'da işte sanatçının şeyine karşılık, işte tutuklanması ya da yargılanmasına karşılık Türkiye layıktır, layık kalacak diye bir şey, bu başlık açılmış. Ve orada diyorlar ki artık işte haddinizi bildireceğiz, geliyoruz falan filan. İyi de yani şimdi Türkiye layık kalınca, zaten Türkiye layık bir ülke, kurulduğundan beri layık bir ülke. Yani sanatçıların muhafazakarlara küfretme hürriyeti teminat altına mı alınacak Türkiye layık kalınca, ne olacak? Dolayısıyla bu absürtlüklere de bizim böyle çıkıp ara ara itiraz etmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Sayın Uraz, siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız? 4 aylık süreç, sosyal medyaya yansıması ve ardından da hukuki sürecin başlaması. O açıdan yargı bunları dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Yani sosyal medya girdabı içerisinde maalesef bu hale geliyor meseleler. Ben yani tutukluluğun kaldırılarak yargılamanın yine sürdürülebileceği
kanaatindeyim. Meselenin laiklikle de uzaktan yakından ilgisi olmadığı ortada. Dolayısıyla böyle bir kamplaşmaya meydan vermemek gerek. Yani ben seküler dünyadan gelen bir insan olarak kendi mahallemin insanının bir ifadesi olarak görmedim bunu. Yani hakaret etmenin, başkalarını rencide etmenin mahallesi olmaz zaten. Buna hepimizin karşı çıkması gerek. Burada maksadı aşan bir durum olduğunu görüyorum. Dolayısıyla abartılmaması gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü bu insan özür diledi. Bu özür muhtemelen kabul edildi. Bunun bir daha tekrar edilmemesi önemli. Bir de bu iletişim meselesini haddimi aşmıyor. Hep söylediğim bir konudur. Hocaya soruyorlar. Hocam dua ederken sigara içebilir miyim? Olmaz diyor hoca. Olur mu böyle şey? Peki sigara içerken dua edebilir miyim? Bak o olur diyor. Bazen neyin nasıl söyleneceği de çok önemli. Özellikle siyasi iletişimde çok önemli. Yani dünyada da bunun örnekleri var. Mesela Lars von Trier benim çok sevdiğim bir sinema sanatçısı. Bir gün çıktı, Nazileri haklı buluyorum falan gibi son derece münasebetsiz bir laf söyledi. Bütün sanat dünyası tepki gösterdi ama iş hukuki boyuta sıçramadı. Büyük ölçüde kamuoyunda mahkum ederek, kamuoyun vicdanında zaten hüküm vererek bu işleri hal yoluna koyabiliriz. Ama sosyal medyanın kendisi tabii ki bir serbestiyet anlamına gelmiyor. Serbestiyet ile özgürlük arasında fark var. Sinemaya gittiğinizde mesela yangın var diye bağırmanız yangın olmadığı halde ifade özgürlüğünün bir parçası haline gelmiyor. Çünkü o panikte insanlar ciddi zarar görebilir. Bu asgari düzeyde ayrımları yaparak halledebiliriz meseleyi. Ama küresel ölçekte bu bir problem zaten. İşte bütün bu Salman Rushdie tartışmasına bakın. Yani ifade özgürlüğü nerede başlar, inançları rencide etme nerede biter vesaire, devasa bir konu. Yani kimse kimsenin inanç değerler dünyasını rencide etmesin. Siz gideceksiniz, biz geleceğiz diye bir şey yok. Bir arada yaşamayı öğrenmek durumdayız. Biraz önce İhsan Bey'in bahsettiği yaklaşımları ben son derece marjinal olduğunun farkındayım. Bu Türkiye laiktir, laik kalacak cümlesi zaten abes bir cümle. Çünkü Türkiye aslında hiçbir anlamda demokratik bir laikliğe ulaşmadı. Otoriter bir laiklikten demokratik laikliğe geçiş sürecindeyiz. Bu da Cumhuriyet'in 100. yılında demokratik bir cumhuriyet, demokratik laiklik hedefleri itibariyle son derece anlamlı bir buluşma noktamız. Burada buluşmayacağız da nerede buluşacağız? Peki, teşekkür ederim. Bu konuya bir nokta koyacağız. Ardından da siyasetin en önemli gündem maddesi, biliyorsunuz 2023 seçimlerine artık aylar kaldı diyebiliriz. Seçim sattı mahalline AK Parti önceki günkü toplantıyla artık start verdi. Muhalefette de toplantılar yoğunlaştı. Adaylık ismine karşı bir takım açıklamalar var. Bunları konuşacağız ama kısa bir aramız var, ardından buradayız efendim. Evet, devam ediyoruz. Biraz önce de söyledik. Artık siyasetin gündemi 2023 seçimleri, Haziran ayında olması beklenen o seçimler. Bir tarafta da partilerde ve ittifaklarda seçim hazırlığı var. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda AK Parti'de bir toplantı vardı ve seçim hazırlıkları için artık Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. AK Parti'de seçim hazırlıkları resmen başladı. Bir yandan da hükümetin attığı adımlar var. Birçok konuda vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bazı adımlar atılıyor. Ama bu adımlar atılırken de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri var. Açıklamalarının hemen ardından atılan bu adımlar bir tartışma konusu. Biliyorsunuz önceki gece icralık borçların ödenmesiyle ilgili bir düzenleme gece saatlerinde AK Parti'nin getirdiği düzenlemeyle 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu, yaklaşık olarak 2000 lira, 2500 lira aralığındaki borçların devlet tarafından ödenmesine ilişkin bir karardı bu. Bu kararın öncesinde akşam saatlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir tweet attı. Varlık fonuna yönelik taşınan vatandaşların borçlarının ödenmemesi konusunda bir açıklama yaptı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bizzat ben iktidara gelince
avukatlarla görüşeceğim. Bu borçları ödemeyin dedi ve ardından böyle bir düzenleme geldi. Şimdi bir tarafta muhalefet diyor ki biz söylüyoruz, iktidar yapıyor. İktidar da farklı bir söylemi var. Biz zaten bunları bir plan dahilinde peyderpey gerçekleştiriyoruz. Böyle bir açıklama var. Bu konuda konuklarımızın görüşlerini alacağız. İhsan Bey, sizinle başlamak isterim. Bu düzenlemeler bir seçim hazırlığı mı, yoksa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin üzerine hemen adım atıp bu söylemleri boşa çıkarma çabası mı? Çünkü iki farklı görüş var. Neler söylersiniz efendim? Ya önce iktidar yaklaşımı olarak ele alalım. Ya bilindiği gibi AK Parti Türkiye'yi çok kötü şartlarda ele aldı ve şu iddiayı hep ortaya koydu. Seçim ekonomisi uygulayamayacağız. Ya normal, yani şartlar ne olursa olsun biz disiplinimize devam edeceğiz. Fakat şimdi bu seçime giderken pandemi bütün dünyada aslında işte ayarları bozdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan, yani dünyanın en istikrarlı ülkelerinde dahi işte enflasyon çok alışıldık rakamların dışına çıktı. İki yıl çalışmayan bir sistemi siz çalıştırmaya başladığınız zaman işte mal tedariklerinde, fiyatlarda, enflasyonda bir sürü dengesizlikle karşı karşıyasınız. Diğer taraftan da AK Parti, yani AK Parti'nin oy tabanı, gidin büyük bir AK Parti mitingine baktığınız zaman hala bu toplumun refahından en az pay alan insanlar en çok AK Parti'yi destekliyor. Yani bir bakıma da AK Parti seçime giderken elbette ki Türk toplumu AK Parti'nin, yani bir iktidar halkın %50'sine 40'ına hitap ediyorsa toplumun tamamına yakını da bütün işte segmentlerde şeyle, siyasetle veya kendi parti tabanıyla yakınlığı vardır. Ama yine de seçime giderken dar gelirlerin, yani şöyle bir söylem vardı vatandaşta. Ya işte havaalanı yapılıyor, yollar yapılıyor, büyük yatırımlar yapılıyor, devasa işler yapılıyor. Hatta Türkiye başka ülkelere de yardım ediyor. Yani biraz da siyaset artık böyle bireyin zenginliğine ya bireyin refahına odaklanmak durumunda da kaldı. Aslında kaba yatırımlarda da yapacak iş kalmadı neredeyse. Seçime giderken hükümetin, yani işte dar gelirleri, geçinemeyenleri veya işte standart olarak maaşa bağlı olanları, memurları falan kollaması gayet normal. Bu hükümetin seçime giderken aldığı tedbirler ya da toplumun refahını muhafaza etmek için, işte gelir adaletini sağlamak için alacağı onlarca tedbir vardır. Yani gıda indiriminden, asgari ücretin yükseltilmesine, hatta dar gelirli ailelere doğrudan yardıma kadar. Şimdi AK Parti'nin bir kusuru var. Yani kusur şu, o kadar çok iş yaptı ki, her kalemde o kadar çok iş yaptı ki, işlerini derleyip toplayıp anlatma kabiliyetini kaybetti. Ya ben bazen Ulaştırma Bakanlığı için söylüyorum, Ulaştırma Bakanlığı bugün faaliyetlerini tek tek anlatmaya kalksa muhtemelen 6 ayda kendisini ancak anlatabilir, ifade edebilir. Bir de AK Parti çok böyle işte genel müdürler düzeyinde, alt düzeyde tanıtımlara izin vermedi. Mesela bir TCK genel müdürü gelse, yani kendini anlatmaya kalksa tek başına galiba Cumhuriyet Halk Partisi'nin ömür boyu yaptığı icraatlardan daha çok icraatı gözüküyor. AK Parti'nin böyle bir kusuru var, yani kendini ifade edememe kusuru. Diğer taraftan da şimdi biz Ankara bürokrasisini biliyoruz. Türkiye'de hatırlarsanız bir dövizzedeler vardı. Bu insanlar 5 yıl mı 10 yıl mı bankaların kapısında beklediler, hükümetin kapısında beklediler ki kendi mağduriyetleri giderilsin. AK Parti'nin ya 5. yılında ya 10. yılında çözüldü. Şimdi Ankara'da bir şöyle düşünün, bir yapay zeka programı var. Ve Kılıçdaroğlu bir tweet attı. O tweet attıktan sonra da yapay zeka programı çalıştı. 3 saat sonraya da hükümetin açıklaması geldi. Yani bu artık kargaları güldürecek bir metod olduğunu düşünüyorum. Şimdi muhalefetin şunu yapması doğaldır. Muhalefet toplumun sıkıntıda olduğu, darda olduğu alanları tespit etmesi, bunu dillendirmesi, hatta zaman zaman vatandaşı hükümete karşı kışkırtması ödemelerle ilgili değil. Yani talepkar hale getirmesi doğaldır. Fakat ben söyledim, yaptı. Ya o biraz şöyle, çok sıradan, çok üçüncü sınıf bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefetin sorunları gündeme getirmesinden doğal bir şey yoktur. Fakat yapma kabiliyeti, mesela şimdi 30 milyarlık bir rakamın planlanması, programlaması, bütçeye konulması, yani bütçe açığına bile sebep olsa bir plana ihtiyacı var. Muhtemelen en az 3-4 aylık geriye dönük bir çalışmaya ihtiyacı var ki
En azından belki böyle daha pratik, önceden çok tartışılmış konularda Kılıçdaroğlu böyle iddialarda bulunsun da, ama geriye dönük 3-4 aylık çalışma isteyen konularda bu iddiaları biraz şöyledir ya, yani ben şeyin, Türk toplum ortalama zekasının şöyle temsilde olanlardan daha ileri olduğunu düşünüyorum. Ya Türkiye'de Türk toplumu da siyasetle çok alakadar, çok ilgili. Neredeyse yani şöyle yapın, sokaktan 4 tane adam gelin, bir alın bir gün yayına getirin, konuşturun bakalım. Bizden az ne bildikleri var. Ya Türk toplum ortalamasının kabul edeceği hamleler değil bunlar. Ama şöyle ya, nihayetinde muhalefetin de bir şey yaptığına dair kendine bir güvenmesi lazım. Yolda yürürken biraz böyle bir hafif dayı gibi yürümeleri lazım. Belki böyle bir motivasyona yarayabilir. Bak biz de iş yapıyoruz, işe yarıyoruz. Çok da boş değiliz gibi. Şöyledir, muhalefetin asıl yapacağı şey şudur. İktidar sizi buradan aldı, buraya taşıdı. Ben öyle bir gelecek vizyonum, öyle bir siyasi doktrinim, öyle bir felsefem var ki ben sizi Almanya'nın ötesine getireceğim ve Almanya seviyesine getireceğim. Mesela bu bir muhalefet partisi için bir vizyondur, bir iddiadır. Nedir? Var olanın ötesine geçirmek. Ha ben iktidara iyi işler yaptırıyorum. Ha tamam güzel, iktidar şunu yapabilir. Ya Kemal Bey çok teşekkür ederim. Bizi iyi çalıştırıyorsun. Bari 2023'ten sonra da bu metodu aynen uygulayalım abi. Siz işaret edin, biz de yapalım. Geçinip gidelim gibi. Bu çok şey, bir muhalefeti nitelik olarak iktidarın önüne geçirecek bir yaklaşım değil, iktidarın gerisine bırakacak bir yaklaşım. Peki, teşekkür ederim. Sayın Uras, şu şekilde sormak isterim size. Biliyorsunuz meslektaşımız sevgili Özlem Gürses geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Bir yayınında bahsetmişti. Kendi tabii kişisel kaynaklarına dayandırarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle birçok bürokrattan bilgi aldığını ve açıklamalarını olası yapılacak hazırlıklara, iktidarın atacağı adımlara, vatandaşa dönük olumlu adımların öncesinde bu tür açıklamaları yapıyor. Ona göre bir takım kendine göre açıklamalar yapıyor şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Son açıklama da aslında biraz bunu destekler nitelikte. Çünkü Sayın Aktaş'ın da söylediği gibi birkaç saat içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetin üzerine birkaç saat içerisinde tabii böyle bir program hazırlanamaz. Onun muhtemelen bir geçmişi vardır. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim bunu? Ya bunu doğal karşılamak lazım. Şöyle bakın, tersten bakın. Ne güzel, iktidar ve muhalefet sorunların çözümü konusunda benzer şeyler söylüyorlar. Bu yani kim kimden daha önce inisiyatif aldı meselesinden daha önemli değil mi? Bakın bir tarihte Süleyman Demirel'e MİT bilgi veriyor bir konuda. Süleyman Demirel de diyor ki bunu muhalefete aktardınız mı? O dönem İnönü'ye aktardınız mı diyor. MİT başkanı da şaşırıyor. Niye aktaralım ki diyor. Siz iktidarsınız. Aktarın ki diyor, mecliste konuya gelince muhalefet de bu konuya vakıf olsun. Mesele bir de böyle bakın yani. Yani iktidar ve muhalefet bir konuda benzer şeyler söylüyor. Biz yine bunu bir problem gibi tartışıyoruz. Belki burada problem siyasi aktivizmle politika üretmeyi birlikte ele alma meselesi. Tek başına siyasi aktivizm yeterli olmuyor. Mesela şunu düşünün. İktidara geldiniz, yasalar çıkarıyorsunuz ama hukuk devleti tanımı gereği hiçbir yasa geriye dönük işlemez. Ancak işte 12 Mart gibi hani makamine şamil denilen geriye yönelik uygulamalar olur. Bir kere işin böyle bir boyutu var. Yani çıkardığınız yasaları normal bir hukuk devletinde geriye doğru işletmemeniz gerekiyor. Ama şimdi tabii ki bir seçim ekonomisi dönemine girdik ve sol ve sağ popülizm aslında büyük ölçüde buluşuyorlar. Yani 80'li yılların ilk seçimlerini hatırlıyorum. Televizyon programında CALP'a soruyorlar, ne yapacaksınız? Söylemem diyor, iktidar kopya çeker. Yani iktidarın kopya çekeceğiyle sizin söyleminiz aynıysa, ya o zaman arada fark ne? Yani böyle bir risk var muhalefet açısından. Ben söylüyorum, onlar yapıyor dediğinizde, seçmen yapıyorsa yapmaya devam etsin de diyebilir. Yani siz iktidar ve muhalefet olarak politikalarınızı ayrıştırmak yerine aslında hepimiz aynı şeyi söylüyoruz demiş oluyorsunuz. Bunun bazı politik riskleri var. Bu acaba yeterince
fark edilmiyor mu? Yani seçmenin buna tepkisi nasıl olacak? Buna bakmak gerek. Konu sadece bundan ibaret de değil. Yani tuhaf bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi konusunda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinde de mutabakat varsa bu aslında yarı başkanlık sistemi demektir. Yani parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi meselesinde bile aslında baktığınızda muhalefetin bu meselelerde bir netliğe kavuşması gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi Cumhurbaşkanlığı kurumunu simgesel kılmaz. Ama diğer taraftan bir başbakanlık meselesi var. Mesela Sayın Akşener ne diyor? Ben birinci parti olacağım derken aslında CHP'ye de rakip olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani bütün bunlara baktığınızda şunu görmemiz gerek. Safkan siyaset dönemi bitti artık. O yüzden bütün partilerin çözüm önerileri de dahil, rejim önerileri de dahil bir netliğe kavuşması gerek. O yüzden iyi ki erken seçim olmuyor. Yani iyi ki seçimler zamanında yapılacak ki partiler de bu konuda bir demlenme içine girerler, bir fikri netlik içine girerler. Sonuçta seçmen de bütün bu tartışmaya bakarak bir karara varır diye düşünüyorum. Ama unutmayalım, yani siyasiler bunu söylemiyor ama siyasi olmayan uzmanlar diyorlar ki o zaman diğer yurttaşların, yani vergisini ödeyen, ödemelerini yapan yurttaşların kabahati neydi? Yine biz klasik popülist politikaları mı giriyoruz? Ama daha çok sonuçlar üzerinden bu tartışmayı yapıyoruz. Yaratılan sonuçlar karşısında haklı olarak yurttaşın, ödeme sıkıntısı için olan yurttaşın daha iyi nasıl nefes alabileceği konusunda iktidar ve muhalefetin mutabakatını, fiili mutabakatını ben son derece olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ali Bey, Sayın Saydam, Sayın Uras'ın baktığı pencereden bu kez size sormak isterim. İktidarın attığı bu adımlar muhalefetin söylemlerini boşa çıkarmak için, ön almak için atılmış adımlar mı? Bir yandan da şunu soralım, çünkü siz bir yandan da sahayı takip ediyorsunuz. Seçime, Türkiye'de seçime bir yıl kalması demek artık seçim hareketliliğinin çoktan başlamış olduğu anlamına geliyor. Geçmiş yıllara baktığımızda, hatta bir yıldan da çok daha az, yaklaşık 10 aylık bir süre var. Bu bir seçim yatırımı çalışması mıdır? Ne dersiniz efendim? Valla Ufuk Hoca'nın söyledikleri içinde çok hakikat payı var tabii. Keşke yani mutlu mesut bir şekilde muhalefet söylese de, hükümet de yapıyor olsa da hep birlikte el ele verip şu ülkeyi kalkındırsak diye düşünülebilir. Fakat muhalefetin, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun her söylediği öyle değil ki. Yani biz söylüyoruz onlar yapıyor diye baktı. Bunu bir ideolojik veya siyasi iletişim boyutunda ortaya koymak o kadar kolay değil. Çünkü aslında iyi bir numara. Yani olabilecek bir şeyi ortaya atıp sonra olduğu zaman biz söyledik yap. Ama şimdi orada bir tutarlılık gerekiyor. Nasıl bir tutarlılık? Mesela 2020 yılında Sayın Faik Öztürk de bunu ifade ediyor, söylemiş. S-400'lerin alınmasını Sayın Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği ve istediği ve onayladığını söyleme noktasına kadar gidiyor hiç. Yani bu S-400 füzelerinin alınması konusunda ne kadar olumsuz pozisyon aldığını biliyoruz Kılıçdaroğlu'nun, ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu onayladı deme noktasına kadar abartılabiliyor. Ayrıca da yani sınava girmeyin, efendim otomobil almayın, borçlarınızı ödemeyin, efendim Türkiye'ye yatırım yapmayın, can ve mal güvenliği yok, efendim öbür taraftan yani bizim Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hareketliliğini durdurmak için Türkiye'nin verdiği sınır ötesi operasyonlarla verdiği mücadeleyi desteklememek, o tezkereye hayır demek. Ondan sonra da ama işte Kandil'i altında taşlar üstüne koymayacağız demek, sınır ötesi operasyonu yapmadan. Yani işte şeyde, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var demek. Yani işte hani ben söyleyeyim de yaptım değil, ben
200 tane bunun karşılığında karşıtı olan söylemleri sıralayabilirim. En az 150-200 tane Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani işte Ukrayna'yı desteklememiz gerektiğini, Rusya'ya yaptırım uygulamamız gerektiğini savunmasıları, yani veya işte hani Tanyukuk'un, Türk Bilge Kağan Tanyukuk'a ait olduğu söylenen hani göz oki dağın arkasını göre akıl oki başına geleceği bile çerçeveler tip asmak lazım. Oradan baktığımız zaman hani Sabiha, bugün rekorlar kıran Sabiha Gökçen havalimanına hiç uçak inmez diye videosu var. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman biz söylüyoruz hükümet yapıyor iddiası biraz altı boş kalan bir iddia alıyor. Yoksa ben Ufuk Hocam'a katılıyorum yani. Keşke öyle olsa yani. Öbür tarafta ben çok büyük bir şey kaybına uğrayacağını zannetmiyorum. Yani tamam ne güzel, o zaman söylesin muhalefet, biz de yaparız karşılığını verip de muhalefeti zayıflatan bir şey olacağız. Yani hani gündemi yönetme bakımından siyasi iletişimde önemli bir unsurdur. Bence iyi bir numara yani. Yapıyorlar ama altı boş. Yani esas problem bunu yapmaları değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaları değil. Esas problem bunun altının boş olması. Çünkü şeyi tam ya incelemediler ya danışmanları anlatmadı. Yani varlık fonu değil bir kere. Varlık yönetim şirketleri. Aman düzeltelim onu. Varlık fonu, yani bankalar 2 yıl tahsil edemedikleri, icraya veriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ancak 2 yıl tahsil edemedikleri alacaklarını şeye devredebiliyorlar, varlık yönetim şirketlerine. %20-30 arası bir şeyle, miktarla o tahsilatı devredebiliyorlar. Bu varlık yönetim şirketleri 20 küsur tane, 24-25 tane, ki bunların içinde İş Bankası'nın şeyi de var, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yakından tanıması gereken İş Bankası da var ki, o zaman bunlara çıyan, yılan, bulan derken, mafya derken iki defa dikkat etmek lazım. Yani ayıp en azından. Şimdi bu şirketler BDDK kontrolünde. Yani Banka Denetleme Kurulu'nun kontrolünde ve de böyle bir ortamda işte sakın bunlara borcunuzu ödemeyin, biz gelince bunları halledeceğiz şeklinde bir açıklama. Bu sefer işte o şeyi bozuyor, öteki tabloyu. Yani biz söyledik, yaptılar iddiasını bozuyor, rahatsız ediyor yani. Onu ödeme, bunu satın alma, onu yapma gibi, işte elektrik faturasını ödeme. Çok net açıklaması var. Sivil itaatsizlik değildir bu diyor ama iki cümle sonra diyor ki işte buna insanların destek vermesi gerekir diyor. Yani siz de ödemeyin demeye getiriyor elektrik faturasını. Sonra ödüyor mesela bir hafta sonra falan. Ondan sonra arkası çok boş çıktı. Tekrar ifade edeyim ve bitireyim Erhan Beyciğim. Bu iyi bir siyasi iletişim. Türk diyorlar uluslararası terminolojide. Numara diyelim Türkçe'de. İyi bir numaradır. Geçerlidir. Gündemi belirler, konuşturur. Fakat bunun arka tarafında ki yaklaşım biçimi, iddia ve siyasi duruşun çok sağlam olması lazım Erhan Bey. Peki, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bu konuya çünkü nokta koyacağım. Yoksa kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar buradayız efendim. Yakın Plan devam ediyor. Son bölümde altılı masa ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Muhalefet cephesinde son toplantı yapıldı ve 2 Ekim tarihine ikinci tur için anlaşıldı. Bunun üzerine de bir takım açıklamalar var. Birincisi, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu katıldığı bir yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler misiniz, ne dersiniz şeklindeki soruya, olabilir buradan bir aday çıkacaksa Sayın Kılıçdaroğlu da olabilir ama önemli olan tek bir adayın altılı masadan çıkması konusudur dedi. İsim konusunda seçimlerin ilanının hemen ardından yapacağız dedi açıklamayı. Bunun üzerine İyi Parti'de bazı gelişmeler var. İyi Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu bir katıldığı yine bir canlı yayında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı olarak
gördüklerinden bahsetti. Bu soruldu Sayın Akşener'e. Biz birinci parti olacağız, ben de başbakan olacağım. Daha doğrusu biz birinci parti olabilirsek ben de başbakan olacağım söylemini Sayın Akşener tekrarladı. Ardından da adaylıkla ilgili soruya da bugün bir cevap verdi. Aslında bu önemliydi çünkü diğer altılı masadaki diğer liderlerin aksine Sayın Akşener bir tarih verdi. İkinci tur, altılı masa toplantılarının ikinci turunun ilk toplantısı 2 Ekim'de yapılacak. Ve 2 Ekim'de biz Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz şeklinde bir sözü var. Ve bu şunu tam olarak aslında ifadesini söyleyeyim. 2 Ekim'de bunu söz söyleyeceğim. Yani Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuna verdiği yanıt Sayın Akşener'in. 2 Ekim'de bunu söz söyleyeceğim. Şu an söyleyeceğim bir söz yok dedi Sayın Akşener. Evet, yani altılı masada böyle bir gelişme var, artık tam anlamıyla seçim satım haline girilmiş durumda. İhsan Bey, sizinle başlamak isterim. Muhalefet cephesindeki bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Kılıçdaroğlu artık hem söylemleriyle hem attığı adımlarla, hatta bu borçları ödemeyin çağrılarıyla da ben adayım mesajını artık net olarak veriyor ama bir yandan da altılı masada bu açıklamalar var. Neler söylersiniz efendim? Ya aslında altılı masa ve adaylık tartışması Türkiye'de siyasetin içini boşalttı. Özellikle muhalefeti içeriksiz hale getirdi ve geleceğe dair bir çerçeve, bir vizyon, bir hazırlık yapmamalarını sağladı. Dikkat ederseniz yani Türkiye'de 2 yıldır işte medyada hemen hemen her hafta temel konu işte altılı masanın adayı kim olacak tartışmasıyla geçti. Fakat kendi içinde zorlukları var adayı belirlemenin. Öncelikli olarak ya Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bir aday belirlemek istiyor. İkinci olarak da yani kendi iç mücadelelerine bakacak olursanız Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, genel merkezi, kurumsalı diyor ki biz adayımızı kurumsal içerisinden seçmek istiyoruz ve kurumsal da karar verecekse yani Kılıçdaroğlu'na dair bir kanaat var. Diğer taraftan İyi Parti bence bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iyice belirginleştikten sonra önce bir sessiz kaldı. Yani bir ay kadar bir sustular, bir düşündü, tartıştılar. Sonra biz birinci parti olacağız çıkışını ortaya koydular. Şimdi AK Parti'nin, İyi Parti'nin oylarının 3 katına yakın oyu var. Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse 2 katı var İyi Parti'den. Şimdi şeyde masada biraz da böyle simülasyonla gerçeklik arasında çok bir mesafe var. Şimdi masada oturuyor 6 tane parti. Biraz araştırma firmalarına da hafif böyle dokunacak olursak. Bir araştırma firması diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %30. Öteki de diyor ki İyi Parti'ninki %20. Aslında %50 ettiklerinde başka kimseye ihtiyaçlarının kalmaması lazım. Rüzgar buradan, motivasyon buradan başlayınca işte Ali Babacan'a 6-7 veren, Ahmet Davutoğlu'na 5 veren, Saadet'e 3 veren, aslında AK Parti'yi de katsanız MHP'yi, HDP'yi yani 150'yi bulur da hani yine de böyle bir dağılım var. Fakat siyaset özü gerçekliğe dayanır. Yani o hayali araştırmalar ne olursa olsun. Şimdi şeye karşılık, Cumhuriyet İyi Parti'nin bir çıkışına karşılık bir iddia daha ortaya atmışlar. Demişler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu bazı illerde biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçtik. Ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı il başkanları falan yani kendi içlerinde diyorlar ki ya bu ortaklık bizi nereye götürüyor? Eğer İyi Parti gerçekten bizi geçtiyse ABC'de illerinde bu bizim için felakettir. Bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi şeye yöneliyor yani İyi Parti'nin bu araştırmaları nasıl yaptığına yöneliyor. Fakat orada kolay bir yöntemleri var. Şimdi 2 tane gözleri görmeyen adam dolma yerken birisi ötekine demiş ki ya sen dolmaları dörder dörder yiyorsun. Öbürü de diyor ki yok ya öyle değil. Ya yoksa sen görüyor musun? Nereden biliyorsun? Ben de öyle yiyorum da ondan. Şimdi bu araştırmalar üzerinden partilerin birbirlerine caka satmasının gerçekliğini iki parti de çok iyi biliyor. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %30. Ne de İYİ Parti'nin oyları %18 ya da 20. Şimdi iddianın özü şuraya dayanıyor. İYİ Parti diyor ki ben seni geçmek istiyorum. Yani AK Parti'yi geçemeyeceğini biliyor. Ben daha çok oy alacağım. Oylarım da %20'ye dayandı kendi iddiaları.
Dolayısıyla ben seni geçebilirim aslında. Bu bir meydan okumanın aslında dip dalgasında şu var. Benim önerdiğim bir kişiyi aday yapmak zorundasın. Yani bu işte birinci parti olacağım, üçüncü parti olacağım kavgasının özü İyi Parti kendi adayını Cumhuriyet Halk Partisi'ne dayatmak istiyor. Ben şöyle bir öngörüm var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kılıçdaroğlu olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tartışmayı bu bitirebilir. Fakat Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasındaki tartışmayı bitirebilir mi? Ondan çok emin değilim. Diğer taraftan da aslında enteresan bir süreç yürüyor. Büyük partiler her zaman pozisyonunu koruyorlar. Ve küçük partilerde yani masadaki dört partinin elinde oy kalmayacak. Şöyle bir şey oldu herhalde toplum dimağında. Mesela işte Ali Babacan partisini kurarken acaba AK Parti'nin yerine ben iktidar olabilir miyim? Ya da Ahmet Davutoğlu yani bir parti herhalde %1 oy almak için kimse parti kurmaz. Kitlelerini de bununla motive ediyorlar. Saadet Partisi'nin geleneği daha eski. Şimdi Türkiye'de muhafazakar camiadan gelen hatta Ahmet Hoca'nın grubuna bakacak olursak kendisini Soğuk Savaş cemaatleri üzerine biraz da İslamcı sayan ve tek partiyle dedeleri mücadele etmiş bir kitlenin iktidar olma iddiasıyla ortaya çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında küçük payanda da önemli bir şeydir ama böyle küçücük minik destekler veren pozisyona düşmeleri, onlara oy veren, ilçeyi açıkta tutan, ilde kira ödeyen adamlarla alakalı bir umutsuzluk oluşturdu. Şimdi bizim son yaptığımız araştırmalarda enteresandır. Zafer Partisi Ali Babacan'la aynı oyu alıyor. Ve Saadet Partisi ile Gelecek Partisi çok çok aşağılara düştüler. Dolayısıyla masadaki kıymetleri de sembolik hale geldi. Oy diye oy karşılığı kalmadı. Zaten yeni seçim sistemiyle beraber bu da var. Doğrusu masa işte Ekim'de toplandığı zaman bir zeval toplantısıdır diye düşünüyorum. Final toplantısıdır. Ve burada ben hala İyi Parti'nin bir şeye karar verebildiğini düşünmüyorum. İyi Parti ısrarla o Ekrem İmamoğlu diye bir Alparslan'ı vardı ya da Fatih'i ya da Cengiz Han'ı vardı. Cengiz Han'ı adayı gösteremeyeceğini biliyor ama onun yerine Türk tarihinden başka bir kahraman bulup getirebilir mi onu merak ediyorum. Bence düğüm İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Meral Hanım'ın başbakanlık iddiaları, partinin birinci parti olacağız iddiası da doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir tehdittir diye düşünüyorum. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Avuncu'nun da Mansur Yavaş'la ilgili o biraz önce bahsettiğim röportajda canlı yayında bahsetmişti. En çok Mansur Yavaş ismini duyuyoruz. Söylemi de aslında nasıl değerlendirirsin? Yani şöyle düşünün, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıktığı günden beri biz popstar istemiyoruz diyor. Biz işte devleti yönetecek adam istiyoruz. İşte devlet adamı istiyoruz. Yani kendi iki belediye başkanının olmaması için aslında bütün setleri çektiğini düşünüyor. İyi Parti'nin aslında amacı şuydu. İyi Parti eğer Ekrem İmamoğlu'nun aday koymuş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değil İyi Parti'nin adayı olacaktı. Zaten şöyle yani 10 tane Cumhuriyet Halk Partili yöneticiye mikrofon tutsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti'nin mi etkinliği fazla, sizin mi fazla deseniz herkes İyi Parti'nin etkinliği daha fazla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yöneticiler İstanbul yönetimini kendilerinin görmüyorlar. Dolayısıyla Meral Hanım eliyle adaylaştırılmış bir figürün de Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmayacağının çok rahat farkındalar. Ve burada Kemal Bey'in ve bir de şöyle yani örgüt üzerinde %90'a yakın bir nüfuzu olan bir genel başkanın aday olmaması, travmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben aşacağını düşünmüyorum. Ona odaklanmış durumdalar ve aday olacak diye düşünüyorum. Doğrusu gerisini Müşon düşünsün diye bir kanaatim. Peki, teşekkür ederim. Sayın Uras, bu açıklamaları, seçim artık sattım haline girilen ve altılı masadaki Cumhurbaşkanı adayı söylemlerine ilişkin bu açıklamaları siz nasıl değerlendirirsiniz efendim? 2 Ekim'de sizce Sayın Akşener'in de söylediği gibi aday ismi sizce de belli olur mu? Ne dersiniz? Ben Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağından başından beri en ufak bir tereddütüm yok. Millet İttifakı Kemal Bey'e adeta mahkum. Başka bir durum olamaz. Ortak adayda anlaşmaları zaten bunu kolaylaştırır. Zaten ortak adayda anlaşamayacaksanız
Niye Millet İttifakı diye bir yapı var. Dolayısıyla süreç oraya doğru gidiyor. Bundan en ufak şüphem yok. İyi Parti, CHP ve diğerleri arasında ihtilaf olabileceği beklentilerinin ben gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Kemal Bey ile bu süreç gidecek gibi gözüküyor. Burada kritik olan o değil. Kritik olan Millet İttifakı'nın bileşenlerinin bir şeye karar vermesi lazım. Parlamento mu önemli yoksa Cumhurbaşkanlığı zemini mi? Tabii ki Cumhurbaşkanlığı zemini önemli. Sayın Akşener diyor ki daha karar veremedik, verilmedi. Yani karar verilmedi dediği parti genel başkanları milletvekili adayı mı olacak, Cumhurbaşkanlığı heyetinin bir bileşeni mi olacak? Esas kritik mesele bu. Buna karar verilmesi gerek. Burada da yine Akşener modelinin ön plana çıkacağını, yani Cumhurbaşkanlığı heyeti içerisinde yer almayı muhtemelen tercih edilmesinin daha rasyonel olacağını hep birlikte göreceğiz. Yani bu saatten sonra bir örgütsel egoizmin ön plana çıkma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Ve bu ortak katalog oluşturarak biraz önce Ali Bey'in ifade ettiği itirazları giderecek bir optimum siyasette, dış politika, göçmenler meselesi vesaire bir minimal ortak noktada buluşarak adım attıklarında İYİ Parti İl Başkanı araziye baktığında şaşıracak. Bugün araziye falan bakmanın hiçbir manası yok. Ocak ayı itibariyle araziye baktığınızda o arazinin değiştiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun da parti içerisindeki gücünü de görerek değerlendirme yapmak gerekiyor. Tahmin ediyorum sonbahar itibariyle bu aday belirleme olacak. Yani başından beri böyle sipariş aday, dışarıdan aday falan bunların hepsi fantezi işlerdi. Bunun böyle şekilleneceğini hep beraber göreceğiz. Peki şunu sormak isterim Sayın Uras. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonraki süreçte son dönemde biliyorsunuz genellikle hani CHP kimliğinden bazen sıyrılıp milletin adayı başlığı altında hareket ediyor. Böyle bir süreçte Sayın Kılıçdaroğlu tamamıyla artık CHP lideri kimliğinden çıkıp farklı bir duruş sergiler mi sizce? Nasıl değerlendirirsiniz efendim? Tabii. Zaten öyle olmak durumunda. Zaten bu profile en uygun aday kendisi. Zaten bütün Türkiye'yi kuşatmak derken dikkat ederseniz Millet İttifakı'nın en önemli özelliği Cumhuriyet'in başındaki parlamentodaki, meclisteki birinci grup, ikinci grubu yan yana getirmesi. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası'yla Serbest Fırka ve Terakki Berber Fırka geleneklerinin hemhal olması. Ha bu fikri aşılama tutar mı tutmaz mı? Buna seçmen karar verecek ama Millet İttifakı'nın esprisi zaten herkesi kuşatmayı gerekli kılıyor ve bu profile en uygun isim de Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla başından beri Fahri Korutürk, Ahmet Necdet Sezer modellerinin beklentisi içinde olanlar halen Cumhurbaşkanlığı sistemini anladığım kadarıyla anlayamadılar. Yani bir idrak, intikal problemi var. Ya yani bu geçmişe yönelik pozisyonlar, parti genel başkanı, CHP'nin genel başkanı aday olmaması demek, CHP'nin bin parça olması demek. CHP'de ciddi bir kriz olması demek. Dolayısıyla Millet İttifakı'nda olması demek. Dolayısıyla bunların hepsini ben artık geride kaldığını düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Sayın Saydam, biz aylardır Altılı Masa Millet İttifakı'nın adayının ismini konuştuk. O olur mu? Son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıktı. Bu olur mu? Derken bugün artık anladığımız kadarıyla daha önceki açıklamalarda çünkü liderler hep seçim kararı alındığı an itibariyle ya da seçime 3 ay kala biz bunu açıklayacağız söylemlerinde bulunmuşlardı ama İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bugün ilk kez tarih verdi. Anladığımız kadarıyla bu kamuoyunda oluşan bu merak ve bu tartışma bu söylemi biraz öne çekti. Ekim itibariyle artık bu aday ismi göreceğiz gibi görünüyor. Ne dersiniz efendim? Çok doğru tespitiniz. Meral Hanım da bunu tespit etmiş zaten.
Çünkü genel algı havanda sütleniyor bunlar haline geliyor, geldi yani. Toplanıyorlar bir şey çıkmıyor şeklinde bir, her ne kadar komisyonlar kuruyorlar falan filan, komisyonların da çıktıları yok ortada. İşte parlamenter sistem bir asas olarak, insanlar da parlamenter sistem meselesine oy vereceklerdir. Lider aday önemli değildir den başladılar. En sonunda bugün herhalde noktayı koydu işte. Halkın da bunu talep etme hakkıdır dedi. Yani ben Ufuk Hoca'ya katılıyorum. Başından beri ben de aynı görüşteyim. Hangi görüşteyim arz edeyim. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri ve de Türkiye'de en çok oy alan ikinci partinin genel başkanı doğal olarak Cumhurbaşkanlığına aday olunması gerekir. Teamül budur, anlayış budur, her şey budur. Yani şimdi peki neden böyle olmuyor? Neden gecikiyor falan? Bakalım yani yıpranma falan, bunlar hepsi topu işte orta sahada çevirmek için ifade edilen şeyler. Yoksa Kılıçdaroğlu ne kadar yıpranıyorsa o kadar yıpranacaktır. Daha fazla değil aday olduğu zaman. Şimdi burada problem bence teamül böyle olmasına rağmen neden bu şekilde tezahür etmiyor? Kitabın ortasından söyleyeyim veya sonundan hatta. Bence de Kemal Bey'in adaylığı ilan edilecektir. Altılı Masa'nın onayıyla veya anlaşsız fark etmez. Fakat onun sonunda her parti kendi adayını çıkarsın noktasına gelinebilir ve Meral Hanım da aday olabilir. Yani bu Meral Hanım'ın Kılıçdaroğlu'yla bir birinci turda, eğer ikinci turda kalacaksa seçimler, bir mücadelesi haline gelebilir. Fakat aynen Kemal Bey'in hakkıdır genel başkan olarak. Şimdi problem, ikinci bir problem şu. Yani Mansur Yavaş'ın adaylığına HDP karşı çıkıyor mesela. HDP olmadan eğer İhsan Aktaş'ın verdiği o afaki rakamlar doğruysa o zaman diyecek bir şey yok. Yani 31'e 51'i alıyorsa, yani CHP 30'a çıktıysa ve de İYİ Parti'de 20'ye geldiyse, zaten bir sürü şeyler televizyon kanalları ve gazeteler şöyle bu iş bitti tamam %60'ı bulduk diye beyanat veriyorlar. Yayın yapıyorlar yani. %60 falan diyorlar yani. Durum öyle değil oysa. Yani burada kritik nokta HDP'nin de bir ne dediği önemli. HDP peki Mansur Yavaş'a karşı olduğunu biliniyor ve aynı şekilde çeşitli geçmişteki tabii eski günahların gölgesi uzun olur diyormuş Adele Kristi. Orada da Akşener'le dedi. Tabii değil, HDP'nin adayı tabii ki şey Kılıçdaroğlu. Şimdi şey düştükten sonra tabii Ekrem İmamoğlu da gündemden düşünce 3 tane 9 hareketli 9 kusurlu hareketlerin 3'ünü yapınca 3 tane penaltıya neden olunca böyle oldu. Şimdi burada o nedenle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hatırlayacaksınızdır. Ben de her defasında böyle olacağını söylemişimdir. Ama burada esas hani kazanacak aday diyen kimdi? Hatırlayalım. Kazanacak bir aday olması lazım. Niye bu laf deniyor? Çünkü aslında araştırmaları işte 7 araştırmayı ortalamasını falan alıyorlar ki çok yanlıştır bu işler ama neyse alıyorlar. İhsan Aktaş kardeşim daha iyi biliyordur bu işleri. Yani ortalama böyle matematik ortalama, aritmetik pardon ortalama alınarak hesaplar yapılmaz ama yapıyorlar ve oradan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar ve orada işte mesela yapılan araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun yetmiyor. İkinci turda eğer Cumhurbaşkanı'na karşı kalırsa oyların tamamını alma konusunda, kendi cephesindeki oyların tamamını alma konusunda problemi olacağını iddia ediyorlar. Esas karmaşık kılan işi bu. Yani bir HDP unsuru, iki Kılıçdaroğlu'nun araştırmalarda kazanma ihtimalinin düşük çıkması. Bu yüzden zaten bildiğim kadarıyla çok yüksek denek sayılı bir araştırmaya giriyorlar da İhsan lütfen düzelt. Bir örnek veriyorlar. Dünyada en hatalı araştırmalardan bir tanesi Amerika'da 400 denekle falan yapılmış bir araştırma. Burada örneklemin doğru olması önemli. Sayısı değil. Böyle bir çok sayıda bir araştırma denekle bir araştırma yaptırıp ona göre İşte Ekim ayında
toplanıp bir karar vereceklerini ifade ettiler. Bunlar hepsi siyasi iletişim boyutunda bana sorarsanız arıza. Yani öyle şeyler, stratejiler halka oylamasıyla falan böyle belirlenmez yani. Gazi Mustafa Kemal Atatürk halk oyuyla, halk yoklamasıyla ve de anketlere bakarak Anadolu ihtilalini başlatmamıştır. Yani. Orada bir fikir, büyük bir fikir, büyük inanmış çekirdek ciddi bir kadro ve de somut hedeflerdir önemli. Yani burada da kim kazanacaksa onun büyük fikri, güçlü bilgileri ve de gelecek tasarımı rol oynayacaktır. Yoksa o anketleri, şu anda yapılacak anketlere göre lider belirleme çok büyük bir hatadır diye düşünüyorum şahsen Erhan Bey. Teşekkür ederim. Sayın Uras, siz ne dersiniz Sayın Saydam'ın bu değerlendirmelerin üzerine? Tabii ben teker teker liderlerin kendilerini saydırma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani neden bir nüfus sayımı yapıp real durumları ortaya çıksın? Dolayısıyla bu Millet İttifakı'nın esprisi, sinerjisi bu ortaklığın kendisi. O yüzden yani sonbahar itibariyle Kemal Bey'in başkanlığında ve diğer genel başkanlarında oluşturacağı ortak heyetle bir sinerji yaratma ihtimali var. Ben böyle seçimlerin başa baş geçeceği kanaatindeyim. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento sonuçları arasında bir asimetri olabilir. Onu o zaman ele almak lazım. Muhalefet açısından da böyle bakılmasında fayda var. Bu rehaveti anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu iş bitti, kesinleşti gibi geçen seçimde bakıldığında ikinci turun garanti olduğu söylendiğinde o zaman da daha baştan ifade etmiştik ikinci turun olmayacağını. Biraz dersler çıkarmak gerekiyor. Dersler çıkarılmazsa akıbet farklı olmayabilir. O yüzden bu 9 aylık süreç son derece kıymetli. Herkes dersine çalışsın, araziye yerleşsin. Hakikaten yurttaşı ikna eden kazansın. Ama ben Millet İttifakı'nda çok radikal bir değişiklik, sürpriz bir durum ihtimalinin sıfıra yakın olduğu kanaatindeyim. Peki, teşekkür ederim. Ali Bey ve Ufuk Bey'in değerlendirmeleri böyle. Sahada ne durum? Yani siz sahayı çünkü şirketiniz vasıtasıyla takip ediyorsunuz. Birkaç dakikada süremiz var kısaca. Evet. Yani aslında baktığınız zaman ya sahada etkileşimi aşağıya ya da yukarıya doğru en çok olacak parti iktidar partisi. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile %50'nin üzerinde oy almış. Şimdi hem Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan'ı seçtirmek istiyor hem de yine meclis çoğunluğunu elde etmek istiyorlar. Ve bu talep üzerinden koca bir pandemi geçti. Ukrayna-Rusya savaşı geçti. Hatta şöyle, o enteresan bir muhalefet psikolojisi var. Muhalefet diyor ki, aha işte şimdi düştü, bitti artık. Yani hükümet gidiyor işte, pandemi var, arkasından ekonomi var. Fakat AK Parti oylarında enteresan bir dalgalanma görüyoruz. Mesela iki ay öncesine göre, iki ay öncesinde bir düşüş vardı oylarda. Bu son bir ayda, hatta 40 günde, yani iki defa araştırma yaptık. Giden oylarda bir geri dönüş var. Ben bu ayki şeyi çok önemsedim. Şundan dolayı önemsedim. Acaba iktidardan giden oy kayıpları kalıcı ve bir daha geri dönmemek üzere mi iktidar partisinden ayrılıyor? Yoksa iyi hareketler olduğu zaman, yani ekonomide zımmı iyileşme, işte memur maaş zamları, asgari ücret ya da işte gıdaya dönük bazı hamleler ya da bugün işte 2,5 milyon kişinin borcunun silinmesi gibi hamleler olumlu olarak yansıyor mu? Ve olumlu bir trend çok enteresandır. Şey lehine başladı, yani AK Parti lehine başladı. Cumhuriyet Halk Partisi 25'i sabitlendi. Bir dönem 27'ye kadar çıktı. Bizim son dönemlerde bize ilginç gelen bir şey, Cumhuriyet Halk Parti'den HDP'ye bir oy geçişi var. Ve İYİ Parti'de iki sonuç üzerine konuşabiliriz. Bir, efsanevi sonuçlar %20. Bir de gerçek sonuçlar, ya bizde İYİ Parti'de 13 gözüküyor. İYİ Parti artık ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne AK Parti'den oy alamıyor. Daha çok Cumhuriyet Halk Partisi tabanına gözünü dikti ve bu politika, yani bu nihayetinde
bir partinin namütenayi oyları yoktur sürekli şeye gitsin. Ha, o zaman yalnız şöyle, bazen böyle televizyon yayınlarını izlemek keyifli oluyor. Bir araştırma şirketi beyefendi AK Parti'nin oylarının %25'e düştüğünü söylüyor. Fakat sadece %25'e düşmekle kalmıyor. Aslında onda 2 puanlık da HDP oyu olduğunu söylüyor. Yani o 2 oy da gidecek, 23 falan ne diyor. Yani 20'ye falan getirdi yayın bitene kadar. Fakat şöyle, şimdi bir kişinin mesela İhsan Aktaş çıktı, absürt bir ifadede bulundu. Şimdi o 4-5 tane entelektüel okumuş, yazmış gazeteci ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iştiyakla böyle gözleri yaşararak o araştırma dinlemeleri bu gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu gösterir. Ben şu an muhalefet partilerinin araştırma kurumlarıyla kurdukları ilişkilerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bu şey, bu eldeki veriler onları felakete götürmez. Peki. Evet sevgili seyirciler, bu akşamlıkta Yakın Plan'ın sonuna geldik. Gündemdeki konuları bir nebze olsun konuşmak için buradaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Bizden sonra saat başında bugün yarınla Osman Girgin NTV ekranında olacak. Hoşça kalınız efendim.